selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Yakınımızda Filistin-İsrail çatışması da var. Bütün dünyanın gözleri orada. Çocukların, kadınların, yaşlıların öldürülmesini hiçbir insan kabul edemez. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısına katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, bütün gözlerin Filistin-İsrail çatışmasında olduğunu dile getirerek, çocukların, kadınların, yaşlıların öldürülmesini hiçbir insan kabul edemez. Savaşın bir an önce sonlanması en büyük dileğimizdir. Sağduyuya davet etmek bizim de görevimizdir ama İsrail'in uyguladığı politikanın en büyük eleştirilerini İsrail aydınlardan aldığını da unutmamamız lazım dedi. Savaşın bir an önce sonlanması en büyük dileğimizdir. Sağduyuya davet etmek bizim de görevimizdir. Ama İsrail'in uyguladığı politikanın en büyük eleştirilerini İsrailli aydınlardan aldığını da unutmamamız gerekiyor. Bu dünyanın haklı olarak Filistin davasına verdiği desteğin de bir anlamda ifadesidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak teröre her zaman karşı çıktıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, terörle mücadele konusunda bir tezkere getirdiler. O tezkerede şunlar yazıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi. Eyvallah, hiç itirazımız yok. Terör varsa, Türkiye'yi tehdit ediyorsa, Türk Silahlı Kuvvetleri yani güvenlik güçlerimiz giderler ve müdahale ederler. Uluslararası hukukun da verdiği bir avantajdır. Uluslararası hukuk buna izin veriyor ama cümle şöyle bitiyor. Aynı amaçlara matuf olmak üzere ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması. Yani yabancı bir silahlı kuvvet Türkiye'ye gelecek ve burada belli olaylara müdahale edecek. Buna izin verin. Cumhuriyeti kuran bir parti, kökleri Kuvayi Milliye'de olan bir parti nasıl olur da askerlerin Türkiye'ye gelmesine izin verir? Biz kendi ülkemizde kadınıyla, erkeğiyle, vatanseveriyle ve bayrağını sevenle, kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz ifadelerine yer verdi. Efendim, mecliste bir tezkere görüşülüyor. Terörle mücadele tezkeresi olduğu kamuoyuna sunuluyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve doğrudan doğruya terör örgütünün saldırısına uğrayan bir kişi olarak teröre her zaman karşı çıktım. İnsan olan herkes teröre karşı çıkar. Terör bir insanlık suçudur. Her yerde, her zaman, her ortamda ifade ettim. Terörle mücadele kaçınılmazdır. Terörle mücadele için ne gerekiyorsa, bizden ne isteniyorsa eyvallah. Hiç itirazımız yok. Terörle mücadele konusunda bir tezkere getirdiler. Güzel. Bakın değerli arkadaşlarım, o tezkerede şunlar yazıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi. Eyvallah, hiç itirazımız yok. Terör varsa, Türkiye'yi tehdit ediyorsa Türk Silahlı Kuvvetleri yani güvenlik güçlerimiz giderler, müdahale ederler. Uluslararası hukukun da verdiği bir avantajdır bu. Uluslararası hukuk buna izin veriyor. Ama cümle şöyle bitiyor. Ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması. Aynı amaçlara matuf olmak üzere yani yabancı bir silahlı kuvvet Türkiye'ye gelecek ve burada belli olaylara müdahale edecek. Buna izin verin diyorlar. Cumhuriyeti kuran bir parti, kökleri Kuvayi Milliye'de olan bir parti nasıl olur da yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesine izin verir? Akıl tutulması gibi bir şey. Söyledim, bir daha söylüyorum. Ben kendi ülkemde, biz kendi ülkemizde kadınıyla, erkeğiyle, vatanseveriyle, bayrağını sevenle kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz. Evet, bir daha ifade edeyim. Biz kendi ülkemizde, bu mübarek topraklarda
Yabancı asker postalı istemiyoruz.